26 senedir FMF hastasıyım. İlk 92'de başlayan karın ağrısı, kusma, ateş vesairelerle başlayan bir hikaye. 4,5 yaşındayken ilk Bakırköy Yeni Mahalle Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde acile kaldırılıp daha sonra işte siz Çapa'ya ani bir sevkle böbrek yetmezliği başlangıcı. Daha sonra işte böbreği toparlama, diyaliz, periton diyaliz vesairelerle hikaye başlıyor. 99'a kadar bu şekilde böbreği toparlamaya çalışıyorlar. Böbrek toparlanıyor ama hala şikayetler, ataklar devam edince acaba FMF midir deyip tahlil yapılıyor, gen tahlili alınıyor. Anne, baba, kardeşim, ailem olarak. Ve o kan tahlili İsrail'e gönderiliyor. Daha sonra kesin sonuç geliyor FMF oldu. Ne yapabiliriz, ne olur diye. Coisin ilacına başlanıyor. Başlandıktan sonra işte ataklar sonunda azalmaya, şikayetler azalmaya başlıyor. Öncelikle okul hayatım hiç olmadı. Okul hayatımı çok etkiledi. İşte bir gün gidiyordum, 10 gün gidemiyordum. 3 gün, 5 gün sürekli işte gittiğim zaman da anneyi babayı arayıp atak gelince işte okuldan alınım oluyordu çok sık. O yüzden okuldan soğudum, okumadım. Liseyi bile zar zor bitirdim. Daha sonra iş hayatıma başladığımda gene ataklar işte devam edip ara ara çok yorulduğum zaman çoğu iş yerinden bu sebepten ayrıldım, kabul etmediler. İşte hiç bilmeyen bulaşıcı gibi görüp çok dışlandığım yerler oldu. Ama şimdi yavaş yavaş artık bilindiği için hani bir şekilde kabul ettirmeye başladığımı düşünüyorum. Gerçi şimdiki işimde biraz da rahat olduğum için yorulduğum zaman gene 8-10 saat ayakta kaldığım oluyor. O zaman tabii ufak eklem ağrılarından ataklarım oluyor. Sağ olsunlar arkadaşlarım anlayış gösterip dinlendirmeyi alıyorlar. Ben onlara kabullendirmeye çalıştım her zaman. Hatta çoğu yerde gittiğim zaman söylemiyorum. Çünkü hani ilk etapta bilmediği için bulaşıcı gibi davranıyorlar bilmediklerinden dolayı. Ama fazla da kendi hadsizliklerini bırakıp fazla da kurcalamayıp ayrılıyorum yani öyle durumda kaldığım zaman. Beni tek korkutan şey, evet şu anda bekarım ama yarın evlendiğim zaman çocuğum da FMF çıkarsa aynı acıları onun yaşaması beni en çok korkutan şey. Nasıl yaparım, nasıl bir tepki veririm hiç bilmiyorum ama galiba bu yüzden sadece sırf bu sebepten çocuk da doğurmayabilirim. Tek korkutan şey o hayatımda. Ama onun dışında kendim alıştığım için ağrım, atağım olduğu zaman neler yapabileceğimi bildiğim için o acıları onun da yaşamasını istemem. Tek korkutan şey o hayatta. FMF'in bana negatif bir şey yapmasına izin vermemeye çalışıyorum. Yani dediğim gibi ben hani hastalığımı pek şeyde tutmadığım için çok şükür hani elim ayağım tutuyor, kendim işimi kendim halledebiliyorum. Daha kötü sonuçlara varmaması için tedavimi bırakmıyorum. İlaçlarımı çok düzenli bir şekilde kullanıyorum. Her FMF'li de benim kadar güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Bir hastalığa kapılmayıp hayatlarını zindan etmemelerinden yanayım. Bu son hatam olmadığını bildiğim için onu düşünemiyorum. Son olmayacak. İşte 3 ay sonra, 5 ay sonra veya 1 ay sonra, 1 hafta sonra tekrar edeceğini bildiğim için üzülüyorum ama nasıl diyeyim? Ömür boyu ben ne olduğunu biliyorum. Benim ne olacağını. Mesela bazen çok şeylerde hani bir şeye hazırlanıyorum, evet bunu yapacağım deyip atağın gelmesi sadece bir de o şeylerde biraz yıkılıyorum. Hani hayallerimin suya düşmesi, hava değişiminden çok etkilenip şehir dışına çıktığım zaman ikinci veya üçüncü günü beni geri planda bıraktırdığı çok oluyor.
hayallerimi suya düşürdüğü çok oluyor. Ama gene de fazla aldırış etmeyip güçlü bir şekilde savaşıp kalkmaya çalışıyorum. Yani depresyona girmedim çünkü hani ben kendime benim kendimce sloganım şudur. FMF, ben FMF'le yaşamayacağım. FMF bana yetişmeye çalışsın. O benimle yaşamaya alışsın. Hani hiçbir zaman kendimi ben hastayım, hastalıklıyım deyip kendimi karartmadım. Karartmamaya çalıştım. O bana yetişsin, o bana ayak uydursun deyip hep o şekilde tutmaya çalıştım FMF'i.